Kehaiko sokak hayvanları sahipsiz değildir. Hayvan hakları ile ilgili ülke genelinde 81 ilde düzenlenen basın açıklaması geçtiğimiz pazar günü Keşan Hayvanları Koruma Derneği tarafından Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yapıldı. Açıklamada hayvanlara katliamlar, zulümler, ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceği belirtildi. Yasemin Opçin tarafından yapılan basın açıklamasına birçok hayvansever ile Kehaiko Başkanı Sevinç Cebeci de katıldı. Bir Müslüman ülkeye, bir uygar ülkeye ve bir hukuk devletine yakışmayacak biçimde merhamet, sevgi ve insanlık duyguları taşlaşmış, yüreklerini terk etmiş, adeta cinnet geçiren küçük bir azınlık olan kanlı şer çetesi zavallı sokak köpeklerine toplatılıp öldürülsünler diye savaş açmış durumda. Ne yazık ki bu kanlı şer odakları devlet bizim arkamızdadır diye cüretkarca açıklamalar yapabilecek kadar gözlerini kan bürümüş durumdadırlar. Devletin ilgili kurumları ise sokak hayvanları sorununun tek sebebi bakım evi kurmayan, kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen bazı siyasilerin ve odakların etkisiyle hedefe hayvanların toplatılması ve öldürülmesini koymaya devam ediyor. Sayın Bakan Vahit Kirişçi'ye defalarca çözüm sürecinde STK'ların, gönüllülerin görüşlerini alması çağrımız dikkate alınmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesi'nde köpeklerin kafalarına kürekle vurularak öldürüldüğü görüntüler yurt çapında büyük infiale sebep oldu. Bu barınağın büyük yaşam alanlarına doldurulmuş binlerce köpeğin aç sefil durumda ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı orayı ziyaret eden gönüllülerce bizzat tespit edilmiştir. Buna rağmen Sayın Bakan Vahit Kirişçi hayvanları ormanlara kurulacak dev barınaklara sürgün etme gibi katliam ve üremede artış getirecek vahim yanlışları yanlış kurumlarıyla gündeme getirmeye devam ediyor. Belediyelerin görev ihmallerinin bedelini belediyeler kısırlaştırma yapmadığı için bu dünyaya kendi iradeleri dışında gelen hayvanlara ödetmeyeceğiz. Sonuna kadar hayvanların yaşam hakları için mücadele edeceğimizi gerek kurumlara ve gerekse köpekler öldürülsün diyen kanlı şer odaklarına buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bu belediye gerçeği çerçevesinde aşağıdaki ana başlıklar olarak yazılan gerçek tespitlerin gerek kamuoyunca ve gerekse kurumlarca dikkate alınmasını önemli uyarıyoruz. Resmen zehir ve kıyma alarak 100 yıl boyunca zehirleyerek öldüren belediyeler 2004 yılında çıkan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunundan 18 yıl geçmesine rağmen hala daha bakım evi kurmadılar. Hayvanları toplarken birazını öldürüp birazını da başka şehirlere, kırsala ve çöplüklere atmaya devam ediyorlar. Bu dönemde Konya, Balıkesir, Denizli, Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Erzincan, Kocaeli, Mersin ve Beykoz gibi büyük yaşam alanlı dev bakım evleri yapılan şehirlerde bir taraftan katliamlar devam edip bakım evlerinde hayvanlar aç, susuz, ölüme mahkum edilirken sokak hayvanı sayısı dev bakım evlerine götürmek bahanesiyle il ve ilçelerin birbirlerine köpek atmaları sebebiyle patlayarak artmaya devam etti. Bütün belediyelerin kendi sınırları içerisinde kısırlaştırma üniteleri, bakım evleri kurmaları hükmü maalesef 7332 sayılı yasada belediyelere 3-4 yıla yakın süreler verilerek ötelendi. Türkiye'de 916 ilçe her gün 10 kısırlaştırma yapsa, bir yılda 2.198.400 kısırlaştırma sadece ilçelerde olabiliyor. Bunun yanında 80 büyük şehir ve il günde 50'şer kısırlaştırma yapsalar, yılda 960.000 kısırlaştırma il ve büyük şehirlerde olur. Yılda yaklaşık 3 milyon civarında köpek kısırlaştırılır ve köpek nüfusu hızla azalmaya başlar. DSÖ'nün verilerine göre düzenli kısırlaştırma ile her yıl sayıda %30 oranında azalma olacağı düşünüldüğünde sorunun 2 yıla kalmadan büyük ölçüde kontrol altına alınacağı açıktır. Tek çözüm olan kısırlaştırma ile
2 yılda üreme kontrol altına alınabilecekken Tarım Bakanlığı ve bazı siyasiler kanlı şer çetesini de arkasına alarak ormanlara, dev barınaklara, toplama, öldürme odaklı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tespitler çerçevesinde ilgili herkesi uyarıyoruz. Kadim kültürü, merhamet olan Anadolu insanları ve biz yüreğini bu hayvanlar için ortaya koymuş gönüllüler bir hukuk devleti olan Türkiye'de getirecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz. Sokakta yaşayan bütün canlılar, bütün canlıların yaşam alanı sokaklardır. Ve bunu, bu yeni olan bir şey değil arkadaşlar. Yıllardan beri sokaklarda yaşayan canlılarımıza hep beraber sahip çıktık. Ama son zamanlarda gördüğünüz gibi, işittiğiniz gibi, seyrettiğiniz gibi sokak hayvanlarına büyük işkenceler, nasıl desem, yaşam alanlarını kısıtlayacak, onları ölüme sürükleyecek bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Biz bunları istemiyoruz ve bizim burada tek söylediğimiz şey, sokak hayvanlarına değer vermeyen hiçbir partiye oy vermiyoruz. Bravo. Sokak hayvanları bizim sol yanımız ve onlarla yaşamaya devam etmek istiyoruz. Bağımızı, bahçemizi, sokağımızı koruyan canlıları biz hep yanımızda görmek istiyoruz. Sadece işimize yarayan canlıları değil, biz bütün canlıları seviyoruz. İnsanların değeri olduğu kadar bu sokaklarda yaşayan canlıların da değeri olmalı. Ve bunları hep beraber sahip çıkacağız. Onlara zarar verilmesini istemiyoruz.